Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, müstakil bir ev. Yani müstakil havuzlu mükemmel bir ev sunumu için geldim. Sinan'a teşekkürler. Sinan dış cephesini gösteriyor. Gerçekten bahçesine bayıldım değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir çim alanı var. Çok güzel bir veranda alanı var. Birinci katı patlak taşlarından kaplamış, panjur sistemleri, sineklik sistemleri, hele hele giriş katında müstakil bir odası, yani tam düz girişte bir odası olması ekstradan bir avantaj. Çünkü bütün müşterilerimiz giriş katında ev oda istiyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu projede onların tam istediklerini karşılıyor. Kendine özel yüzme havuzu. Şu anda havuz başındayım. Havuz kobrası, savaklı sistemle yapılmış denge deposu ve motor dairesi. Bu üstüne basa basa söylüyorum değerli arkadaşlar. Site değil. Yani çünkü burada 6 adet villa var değerli arkadaşlar. Geniş bir arazi içerisinde kurulmuş 6 adet villa var. Hepsinin kendine özel yüzme havuzu mevcut. Dolayısıyla belki arazinin 4 cephesinde kamera kayıt sistemleri var. Para alınırsa oradan alınır. Yoksa tamamen aidatsız güzel bir yerden bahsediyoruz. Deniz manzarası da var. Hava bugün puslu, belki kadraj almayabilir. Dolayısıyla güzel bir evden bahsediyoruz. Şu anda havuz başındayız değerli arkadaşlar. Çim alanımız bu şekilde. Giriş, yaya giriş kapımız karşı tarafta. Sinan kardeşimle beraber hemen oraya doğru bir gidelim. Tabii gördüğünüz üzere orada kamera sistemlerimiz var. Hatta ben buraya gelirken ya yüklenici firma söyledi, Miraç abi anahtar falan yerde, filan yerden çıkar diye. Dolayısıyla şu anda kameradan da görebiliyor bizi. Şimdi merkezi sulama sistemimiz mevcut. Tabii biz buraya geldiğimizde burada bir otopark alanımız da mevcut değerli arkadaşlar. Yani aracınızı buraya park edebilirsiniz. Tabii Sinan şöyle gösterebilir misin? Dış cephesinden yan tarafında da montalama sistemi yapılmış. Ön cephesinde gördünüz. Tam müstakil, tam bağımsız bir evden bahsediyoruz. Tabii otopark alanına kilit taşlar döşenilmiş. Gene Çanakkale siyahı moda oldu değil mi Sinan? Bu aralar Çanakkale siyahı mermerler moda oldu. Çanakkale siyahından da döşemesini yapmış. Çelik kapının etrafında da patlak taşlarından dekora verilmiş. Hemen çelik kapıdan içeri girdiğimizde değerli arkadaşlar 120'ye 60 porselen seramik bizi döşeme yapmış koridor kısmına. Tabii çelik kapımızı kapattığımızda hemen çelik kapının arka tarafında değerli arkadaşlar şöyle bir gösterelim. Bir banyo tuvalet alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere şeffaf tempur camla duşa kabinimiz, çift açılı vastas penceremiz, Hilton dolabı ve tuvalet alanı mevcut. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde tasarlanmış. Merdiven altını da böyle güzel dolaplarla kapatmış değerli arkadaşlar. Tabii burada merdiven altını çamaşır makinesi yeri olarak dizayn edilmiş. Şu anda içerisinde eşya olduğu için bakmayacağım. Müstakil bak düz giriş bir yatak odamız mevcut dediğim gibi. Yatak başları pavyen şeklinde led ışıklar ve spot lambalar verilmiş. Tabii ışık aydınlatma için de bir pencere verilmiş. Gayet geniş, gayet ferah bir yatak odası düz girişte. Tabii burayı tanıttıktan sonra ne yapıyoruz? Mutfağa geçmeden salona geçeceğiz. Koridor devam ediyor. Koridor kısmında da gördüğünüz gibi sürgülü kapı verilmiş. Veranda alanına çıkış için, aydınlatma için gerçekten de güzel olmuş. Şimdi çift açılımlı panel kapımız var. Salon kısmına giriyoruz. Burada iki tane yan yana sabit buz cam kullanılmış ışık aydınlatma için. LED ışıklar, spot lambalar, gayet kullanışlı bir salondan bahsediyoruz. Buradan da havuz başına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Zaten bu çim alanına havuzun görüntüsü gerçekten güzel olmuş. Burada da nişler yapılmış alçı dekorasyonla. Tabii televizyon ünitesi de buraya düşünülmüş. Burayı da tanıttıktan sonra 3 yatak odası değerli arkadaşlar, ayrı mutfak, bir de salon. Tabii hemen mutfak kısmımıza geçelim. Mutfak kısmına geçtiğimizde gördüğünüz üzere yerler gene siyah granit malzemeler kullanılmış. Altı ve üstü değişik farklı renkler kullanılmış gördüğünüz gibi. Akrilik malzemelerden kullanılmış. Fırın yeri, set üstü ocak düşünülmüş. Chimstone tezgahımız mevcut. Aynı zamanda gördüğünüz gibi beyaz granit evye, bulaşık makinesi ve buzdolabı yerimiz. Mutfaktan da veranda alanına çıkış için, yani havuz başına çıkış için burada şöyle göstereyim.
Gayet güzel. Yani bu çim alanı tamamen, bu görmüş olduğunuz alan tamamen sizlere ait. İsterseniz hemen şöyle verende alanına çıkalım. Üstü tamamen kapalı. Şuradan bir şey daha söyleyeyim değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben videoları çekerken kendim de, yani kendi çapımızda Sinan kardeşimle beraber bir inşaat yapıyoruz Didim'de. Aşağı yukarı 2-3 senedir hemen hemen Didim'in her mahallesine artık biz de bir şeyler yapıyoruz. Bu piyasada biz de varız diyoruz. Tabii ben olsam şu görmüş olduğunuz gibi çıkmanın altında kış bahçesi yapabilirim değerli arkadaşlar. Çok da güzel olur. Çünkü üstü tamamen kapalı, spot lambalar verilmiş. Burayı cam balkonla güzel kış bahçesi yaparım. Kışın da rahat bir vakit geçirebiliyorsunuz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Fiyatını söylemiş miydik? Söylememiştik. Değerli arkadaşlar, bu güzel evimizin fiyatı 6 milyon 250 bin Türk lirası. 6 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Dübleks daire demiştim değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim şu anda mermerlerin altında böyle led ışıklar var. Şimdi hep beraber yukarıya çıkalım. Yukarıdan tanıtıma devam edelim. Zaten iki katlı. Evet, üst kata çıktık değerli arkadaşlar. Led ışıklarımızı da Sinan kardeşim gösterdi. Geniş bir koridor alanına sahibiz. Tabii ben hemen ilk girişte gördüğünüz üzere bir banyo alanımız var. Sinan kardeşim içeri girsin. Hilton dolabı, dolabın yanında yine çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar yapılmış, ayna, tuvalet alanı, duşakabin yerimiz kapının arkasında kaldı. Orada da çok geniş bir duşakabin alanımız mevcut. Devam edeceğiz. Koridor kısmında hakikaten çok güzel bir mimari. Hatta projesinde benim arkadaşımın oğlu, Allah uzun ömürler versin, mimar oldu. Kendisi çizmiş. Bu güzel bir proje. Yani koridoru aydınlatma açısından gerçekten çok güzel. Koridorda bile havuz görüntüsünü, araziyi, çim alanını görebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, aşağıda birinci odamızı tanıtmıştık. Şimdi hemen ikinci yatak odamıza geçelim. Odalar gerçekten geniş. Yine gördüğünüz üzere porselen seramik döşenmiş. Mermer görünümlü. Süpürgelikleri yine seramikten yapmışlar. Tabii burada balkon çıkışımız var. Gördüğünüz üzere burada da Fransız balkonumuz var. Yani her iki tarafta da sürgülü kapı vermiş. Tabii avizeler eksik. Söyledim kendilerine. Dedim ki niye avize takmamışsınız? Ya dedi ki müşteri belki farklı bir şey ister. Biz onu müşterinin tercihine bırakalım demişti. O yüzden avizeler müşterinin tercihine kalır. Tekrar koridora geldiğimizde hakikaten koridora bayıldım. Geniş bir merdiven kovanı var. Tabii led ışıklar, spot lambalar, aplik lambalar yakışmış değerli dostlar. Şimdi 3. yatak odasına geçeceğim. 3. yatak odamızda ne var biliyor musunuz? Hem giyinme odası hem de ebeveyn banyo var. Şimdi odanın içerisine geçelim. Odanın içerisine geldiğimizde yatak başları şu şekilde düşünülmüş değerli arkadaşlar. Gene led ışıklar, spot lambalarımız var. Çok güzel bir alçı çalışması var. Tabii çok da geniş bir balkon alanı var değerli arkadaşlar. Gözlüğümü takayım çünkü yerler beyaz, güneş yansıma yapıyor. Hemen balkon alanına çıktığımızda gördüğünüz üzere hem çim alanımızı hem havuz alanımızı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten güzel bir yer. Yani bu rakamlara artık bitişik nizam villalara isteniliyor değerli arkadaşlar. Bu güzel villayı arkadaşım olduğu için Miraç Emlak olarak biz uygun fiyata şu anda paylaşıyoruz. Gerçekten uygun fiyata. Ebeveyn banyolu demiştim değerli arkadaşlar. Sinan kardeşimle beraber şöyle ebeveyn banyomuzu da yüzeysel bir göstersin sizlere. Gene dediğim gibi çift açımlı vasıtası pencere, tuvalet alanı, duşakabin, Hilton dolap hepsi mevcut değerli dostlar. Gördüğünüz üzere burada da gardırobumuz var. Yani banyoda işiniz çıktığınızda dolabınızı burada çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten köşe konumunda mükemmel bir villa sunumu için geldik. 240 metrekare arsa payına sahip değerli arkadaşlar. 240 metrekare arsa payına sahip. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, müstakil havuzlu, müstakil otoparklı, müstakil bir villa. Tanıtımı için geldik. Tabii villanın fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 6 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.